Sinefil kafasından herkese merhaba. Ben Aktan Kanınca. Ben Halil İbrahim. Selam. Bu yılın öne çıkan filmlerinden Call Me By Your Name'i konuşacağız. Film bu yıl çeşitli festivallerde gösterildi ama vizyona girmemişti. Sonunda vizyona da giriyor. Evet, yani birçok mecra ve hemen hemen her ülkeden herkesin yılın en iyi filmi sloganlarıyla bayıldığı. Benim de geçen yılın diyorum artık en overrated filmi bulduğum film. Benim gerçi o konuda Get Out'ta ama neyse. Senin Get Out'ta ya. Evet. Bu yıl zaten genel olarak o kadar vasat bir yıldı ki zaten birkaç film haricinde hemen hemen... Evet, daha çok ortalama filmler evet. Vardı. O zaman Call Me By Your Name'i bir konuşalım ama öncesinde birkaç tane görüntü izleyelim filmden. Call Me By Your Name özellikle filmin kitabıyla öne çıkan bir filmdi. O yüzden uyarlama senaryoda da yani yakın bir uyarlama olduğu için genelde en çok övülen noktası bu oldu. Senaryosu ön planda filmin. Zaten Oscar'da da ödül alırsa tek alacağı o da oldu yani. Evet. Bir de filmin aslında müzikleri değil. Bir şansı olan o da var mesela. Şarkıda. Şarkıda bir ihtimali var. Yani 3 kadar yarışıyor orada. Evet. Coco. Yani evet, benim seçeneğim değil ama yine de fena bir aday değil. Evet, o güzel bir şarkı zaten çok. Ama ben bu sene şarkı dalını şey diye benzetiyorum işte bu Pör'ün olduğu seneye benzetiyorum. Call Me By Your Name daha önce de Oscar bölümümüzde konuştuğumuz gibi. Yani büyük ihtimal insanların içinden geçse de büyük ihtimal başka şarkılara gidecek gibi geliyor o da. Ben artık bu videoda bayağı konuşmak istiyorum. Şimdi içini dök. Yıl boyunca sürekli yani Call Me By Your Name'i beğenmediğim için bana sürekli yazdılar. Hani film hakkında bir yazınız var mı? Filmi de yazmadım. Yazmadığım için hani filmi niye tam olarak beğenmediğimi aslında anlatamamış oldum. Burada artık anlatayım diyorum. 130 dakikalık bir film. Filmin ilk 60 dakikalık bölümü, tam 1 saatlik bölümü benim için gerçekten hiç akmadı. Hiç akmadı ama. Ve sebep için şunu söylüyorum. Filmin finalinde oluşturduğu duygu olsun. Duygusal bir film. Evet, Call Me By Your Name tam bir aşk filmi. Ve ikinci yarıda da duygusunu geçiriyor bence. Fakat ilk yarıda... Benim problemli bulduğum nokta, iki karakterin arasındaki ilişkinin o başladığı bir sahne var. Bu tam yarısında oluyor, 60. dakikada şeyde, ormanda mı, piknik gibi bir alan. O sahneye kadar olan süreçte, yani karakterlerin birbirleriyle ilişkilerini o başlatan süreçte, bir saatlik bir vakti var yönetmenin. Fakat bir saatlik vakte o kadar bence boşa geçiyor ki, orada oluşan o ana ben inanmadım. Yani beni inandıramadı film. İlk ana, ilk aşk olayına. Ya orada da mesela şeylere değiniyorlar daha çok. Küçük ayrıntılarla filmi ince ince örüyorlar. Öyle demişler. Hani demek ki o küçük ayrıntıları ya ben göremedim ilk bir saatte. Normalde var diyorlar. Hani bazı küçük ayrıntılarla şey yapmış ama ben ayrıntı da göremedim. Duygusuna kapıldıktan sonra film akıyor. O konuda problem bence yok. Onun haricinde... Gay karakterler şey gösteriliyor. Daha normal gay'e yakın, gerçek hayattaki gay'lere yakın olarak portre olarak çizildiği için biraz da övülüyor film. Yani çünkü normalde karikatürize çiziliyor genelde bu tip karakterler. Bu filmde daha böyle gerçeğe yakın bir aşk hikayesi tasarlanmış diye söyleniyor. Karikatürize mi ediliyor bilmiyorum aslında. Mesela 120 BPM'de karikatürize mi? Ya da Weekend filminde karikatürize mi? İşte bu sene ama zaten bir sürü LGBT filmlerinde yani iyi performanslar zaten bu sene genelde övülen filmler bu tür kapsamında işte çok fazlaydı. Yani beni daha da işte filmden soğutan şey zaten bu filme dair yapılan aşırı ama aşırı aşırı övgüler. Hani şimdi bakıyorum yorumlara. Deniliyor ki işte şey film için işte sinema tarihinde bir doruk noktası denmeler. Timothée Chalamet'in performansını Gary Oldman'ın Churchill'inden üstün görmeler. Yılın en iyi performans diyenler var. Yani. Onun haricinde nasıl diyeyim gelmiş geçmiş en iyi LGBT'yi filmi diyenler de var. Onu da gördüm. Hiçbirine katılmıyorum. Yani ben bu yıl, yine aynı bu yıl çok daha etkili bir LGBT filmi izledim. 120 BPM. Böyle tokat gibi çarptı beni. Sarsıcı film yani. Gerçekten. Ha, bu film de insanları sarsacak bir film. Hani filmin finaline doğru oluşan hani anlıyorum. Fakat bir saatinde o duygu geçmediğinden bir yarım kalmışlık hissiyatım var filmle ilgili benim. Ya bence de şey mesela filmin 130 dakikası boyunca ben 30 dakikasını çok beğendim. Son 30 dakikası filmin gayet iyi. Ama 100 dakikasında mesela biraz kitabın birebir uyarlamak için fazla uzatmışlar bazı sahneleri. Mesela filmin yönetmeni Luca Guadagnino
biraz söylemesi zor bir isim. Onun yönetmenliğindeki filmlerde genel böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Bu yönetmenin sinemasına ben fazla alışamadım o konuda. Önceki filmde de mesela bir onda da mesela bir son sorunu vardı bana göre. Bir önceki filmdeki A Bigger Splash filminde mesela. Mesela I Am Now'da orada da bir ilk başta hikaye giriş sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Bu filmde de birazcık öyle bir sorun oldu. O yüzden yönetmenlik bakımından bence çok başarılı bir film değil. Benim zaten beğenmememde bu da büyük bir şey olabilir. Filmin yani yönetmenin hiçbir filmini ben sevmiyorum. The Bigger Splash, Melissa P. I Am Love hani en iyi filmi denir ama o bile beni tam tatmin etmedi. Colin by Your Name'de yani yönetmenliği problemliyim. Ben de problemliyim. Evet. Ben Timothée Chalamet hakkında şöyle de söyleyebilirim. Yani rolünün hakkını veriyor. Hatta geleceği de parlak. İleride belki daha iyi bir oyuncu olacak. Ama bu filmde de çok abartıldı açıkçası. Mesela benim şöyle bir sorunum var filmde. Daha önce Carol'da da yaşamıştım aynı sorunu. Ben bu ikilinin hikayesini aşk olarak hissedemedim açıkçası. Carol'da da hissedememiştim. Bunda da hissedemedim. Hissedememe nedenim birazcık sanki Carol'dayken bana şey gibi gelmişti. Sanki seks arkadaşı gibiydi birazcık. Kadın sanki kullanıyordu onu gibi geliyordu bana. Aşkı hissetmemiştim onda. Bunda da mesela ilk kez aşkı gibi aslında. Yani çocuğun böyle sürekli unutamadığı sahneler var. Çünkü ayrılıklar söz konusu, fırtınalar söz konusu, ulaşamama falan gibi öğeler tabii çekici geliyor insanlara. Ama ben nedense o konuda hissedemedim. O şömine sahnesi gerçekten dokunaklıydı ama filmin müziklerinin de buna çok vurgu yaptığını düşünüyorum. Film müziklerini ayrıca dinlediğimizde yine bir buhran yaşıyorsunuz böyle. Yani o müzikleri kaldırsak belki film o kadar etkili olmayabilirdi bence. Yani müziklerinin bayağı önemli katkısı var. Zaten o şarkı Mystery of Love. Çok etkili bir şarkı. Bayağı defalarca dinlenilmesi bir şarkı. Bayağı depresyonu sokuyor. Buna katılmayabilirsin. Ben kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Şimdi Mia Stuhlbarg. Yani baba karakteri biliyorsun en sevilen karakter oldu neredeyse. Bütün her yerde o efsanevi bir monoloğu var filmde. Efsanevi monolog her yerde geçiyor. Çok güzel bir monolog. Yani bir baba, yani bir ebeveyn için bence çok güzel bir tirat geçiyor orada. Hatta o karakterin zaten o tirada olmasa büyük ihtimal filmde varla yok arası bir şey duruşu olacak ama orası bence filmin en iyi sahnelerinden birisi. Zaten birisini ben şömine, birisini de o sahne. Tirat sahnesi olarak görüyorum filmin en güçlü yanları. Sahne olabilir. Ben yine söylüyorum. Diyalog güçlü bir diyalog. Kabul ediyorum. Sadece adaylık oyunculuktan diyeceğim. Hani çoğu kişi her yerde hani Stuhlbarg aday olur olmaz muhabbetleri geçiyor ya. Buradaki olay bana göre, benim düşüncem tamamen o diyaloğun vuruculuğunda. Hani Stuhlbarg'ın performansı bakımından bence değil. Şimdi son sahne olmasa demeyeceğim. Hani son sahnedeki diyaloğun olmadığını farz et. O ana kadar olan Stuhlbarg'ın performansı için adaylık alır der misin? Ya demem dersem zaten Michelle Williams'ın Manchester by the Sea adaylığına benzeyecek olay. Hani diyaloğu okuyor. Şimdi diyalog etkileyici bir diyalog olduğu için zaten orada normal herhangi bir başarılı bir aktörün söyleyeceği cümle diyeyim. Orada da muazzam bir şey görmüyorum ben. O yani, diyaloğun gücünde. Gerçi oyuncu çok muazzam bir oyuncu bence. Ben Stuhlbarg'ı çok severim. Her sene Oscar filmlerinin yarısında zaten adam oynuyor. Her sene ama görünmüyor hiçbir zaman. Mesela şeyde de çok iyiydi en son Steve Jobs filmde mesela adaylık alabilirdi. Orada da görmezden gelindi. Bir sürü rolde adaylık alabilirdi. Ama görmezden gelindi. Ve yine görünmedi. Filmin mesela bir de şey var. Arma Hammer faktörü var. Mesela ben Timothée Chalamet'den daha çok beğendim Armie Hammer'ı. Yani filmde yardımcı erkek oyuncu olarak resmen başrol performans sergiliyor aslında. Evet. Armie Hammer da iyi. Oyunculuklar açısından filmin aslında problemi olduğu söylenemez. Yani başarılı oyunculuklar çok fazla abartılmasının dışında benim bir sıkıntım yok. Ayrı bir sıkıntı şu an artık filmden değil de hani yönetmenin yaptığı açıklamalar filmin İkincisinin, üçüncüsünün, dördüncüsünün geleceği söylenmesi. Hatta 5-6 günden bahseden bile oldu yani. Onu birazcık şey gibi, Before Sunset Sunrise serisine döndürecekler gibi geldi bana. Her dönemde işte iki aşığın kavuşamama hikayesi gibi bir şeye dönüştürecekler herhalde. Ama ben çok da doğru bulmuyorum yani. Mesela insanların bu filmi çok yukarılara çıkardığını düşünürsek tadında bırakmaları belki daha iyiydi. Yok, başlı başına tamam böyle herkese iki altına olan bir aşk filmi yapmışsın. 2-3-4 bilmiyorum hani başka. Bazı yönetmenler var böyle mesela Guadagnino'nun bugüne kadarki en büyük başarısı bu film. Açık ara. Çok büyük başarı yakaladıktan sonra ben yönetmenlerin daha hani
yine kendini göstereceği başka şeyler yapmasını düşünüyorum. Yani aynı şeyi, ben böyle bir şey yakaladım, bunu devam ettireyim kafası değil. Mesela geçenlerde seninle The Man From Earth konuşmuştuk ya. Yönetmeninin yıllarca bir şey yapamadım, hadi ben bunun devamını çekeyim demesi gibi. Gerçi yönetmen bir de arada Suspiria'yı çekecekti. Evet, şu an. Ya farklı bir şey yöneldi de belki de ne bileyim aynı sulara tekrar geri döneyim düşünüyor. Araya bir şey sıkıştıra gideyim diye düşünüyor. Mesela Richard Linklater'da mesela öyledir ya. Evet. Before Sunrise filmlerinin arasında da sürekli animasyonlar vesaireler, bir sürü projesi var. Ama en azından belirli bir şeyi var Before serisinin. Hani sürekli sadece 9 yılda bir çekmesi olayı gerçekten öyle. Hani yeni filmde Before Midnight 2013'tü, umarım 2022'de gelir. Bir şey oluşturuyorsan tamam, benim için bir problem yok. Bir de Call Me By Your Name, yani mesela Before serisinde iki başrol oyuncusu öne çıkıyor, başka da kimse yoktur genelde. Ama bu Call Me By Your Name'de güçlü yan karakterler var. Ya yani aslında iki kişinin filmi değil. Filmin çok konuşulan şeftali sahnesi, ne diyorsun? Ne diyorsun şeftali hakkında aktan? Ya ben çok fazla bir şey yüklemek istemiyorum. Yani figür, sembol olarak insanlar genelde tam bir romantiklik sembolü olarak gördüler ama ben açıkçası o sahne olmasa da film olurdu diye düşünüyorum. Ben romantik bir şeyi göremiyorum gerçekten şeftalide. Bu kadar artık Twitter'da şeftali emojilerine boğan arkadaşlarıma selamlar. Gerçekten şeftali emojilerinden geçilmiyor ortalık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Gerçekten ben özel bir şey göremedim o sahnede açıkçası. Romanın içinde çok etkili bir sahne olduğunu söylüyorlar onun. Bir de insanların bu Call Me By Your Name çılgınlığı birazcık fazla yüksek boyutlara ulaştı. Mesela herhangi bir objeye bir anlam yüklemeye başladılar. İşte bu film aslında şunu da çok iyi anlatıyor, bunu da çok iyi anlatıyor. Yok yaz aylarını çok iyi anlatıyor, kış aylarını çok anlatıyor. Yani bir filmi sevebilirsiniz ama bu kadar da fazla sanki. Yani herkesin çok aşırı sevdiği bir film vardı. Benim mesela Phantom. Ben defalarca izlediğim bir film. Kimileri içinde bu film Call Me By Your Name oldu. O yüzden olabilir yani. Benim filmim değil. Ya ben şöyle bağlayayım. Ben bu yılın beğendiğim filmlerinden oldu ama fazla abartıldığını düşünüyorum. Yoksa film kötü bir film değil, gayet iyi bir film. Ama bence biraz tadına bırakıp o kadar da abartmamak gerekiyordu. Ben de şöyle söyleyeyim, filmi beğenmedim sayılır. Fakat buna rağmen God Agnino'nun bence en iyi filmi. Ya öyle canım. Yani beğenmeme rağmen en iyi filmi yani. Çünkü zaten yönetmenle yıldızım barışmıyor. Kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.